Hünkârım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz haneme. Peşrevin zamanı değil cinci. Ağrılarım azdı yine. Sanki çivi çakıyorlar beynime. Derhal müdahale ederim hünkârım. Siz merak buyurmayınız. Gözdem. Hümaşam. Birazdan bir şey içiniz kalmaz. İyi olacaklar değil mi? Siz benim namımı işitmediniz galiba. İşittim. Hünkârımız pek metheder sizi. Cinci hoca derlermiş size. Cinlerinizle konuşur, şifalandırırken onlardan yardım istermişsiniz. Allah büyük. Hünkârım sizi haremine aldı demek. Ne diyelim? Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Neden öyle dediniz? Harem-i Hümayun, Edirne Sarayı'na benzemez. Karanlık bir orman gibidir. Tehlikelerle doludur. Bilhassa sizin gibi terü taze biri için. Ben hiçbir şeyden korkmam. Bence korkmalısınız. Ki tedbir alasınız. Zira çok güçlü rakipleriniz olacak. Size diş geçirmek için fırsat kollayan güçlü ve acımasız rakipler. Ne tek başına güzellik kâr eder, ne de akıl. Cesur olmalısınız. Her an tetikte olmalısınız. Bir de siz hiçbir şeyin farkına varmadan bir de bakmışsınız ki boğazın dibini boylamışsınız. Hünkârım, hoş geldiniz. Gecikince telaşlandık. Afiyette misiniz? Saraya zor attım kendimi kemankeş. Başım tuttu yine. Ama Allah'a şükür az biraz nefes aldım şimdi. Geçmiş olsun hünkârım. Has bahçede sizin için bir ziyafet tertip edildi. Sultanlarımız sizi beklerler. Âlâ. Ziyafetten sonra arza teşrif etmek ister misiniz? Malum, devlet işleri birikti. Sen halledersin kemankeş. Bana ne lüzum? Yorgunum zaten. İstirahat edeceğim.
Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk valide. Zayıfladın mı sen biraz? Bir şey yemiyorum ki. Ağrılarım arttı bu ara. Validem, Zarife nerede? Oğlum, Osman'ım. Aleminde nice hatun var senden alaka bekliyor. Daha şivekara alışmadın bir de bunu getirmişsin. Hatun nişanlıymış bir de. Bozdum nişanı. Hem siz niye bu kadar öfkelendiğinizi anlamıyorum. Siz değil miydiniz hanedanın şehzadeye ihtiyacı var diyen? Ben arzunuzu yerine getiriyorum. Hareme hatun getirmenin bazı kaideleri, usulleri var. Öyle kafana göre getiremezsin. Şeriata aykırı. Hünkârımızın haremi epey kalabalıkmış. Bu daha hiçbir şey hatun. Baş haseki kim peki? Sultan İbrahim'in baş kadını. Turhan Sultan. Şehzade Mehmet ve Beyhan Sultan'ın validesi. Esasen hünkârımızdan çok Kösem Sultanımızın gözdesi demek daha doğru. Hususi yetiştirdi onu. Gölgesi gibidir. Herkes çekinir ondan. Onlar kim peki? Dilaşüp Sultan. Şehzade Süleyman'ın validesi. Elini çabuk tutsaydı. Şimdi başaseki oydu. 3 ay arayla doğurdular. Onun yanındaki de Muazzez Sultan. Şehzade Ahmet'in validesi. Peki bu Şen Şakrak Hatun? O da hünkârımızın gözdesi şivekar. Kadınlar ne kadar şişman olursa o kadar tatlı ve işveli olur demişler bir gün. Hünkârımız da payitahtın en iri hatununun getirtilmesini emretmişler. Nihayetinde şivekar geldi. Bu kim? Zarife Hatun. Hünkârımız şehzadeyken yasak olduğu halde hamile kaldı. Osman'ım. Aslanım benim. Valide Sultanımız affetmedi. Saray dışına yolladı. Haremde doğurulamayınca da oğlu şehzade olarak kabul görmedi. Sen gidince yine şimşirliğe attılar bizi. Sanki senin gözden değilmişim gibi. Sanki oğlum Osman Hanedan kanı taşımıyormuş gibi. Turhan Sultan. Hep onun oyunları bunlar. Validemizi de o dolduruşa getiriyor. İstemiyor bizi. Bir görsen halimizi. Sahipsiz bir çare. Turhan! Buraya gel! Hünkârım. İşittiklerim doğru mu? Zarife ile Osman'ı şimşirliğe sen mi kapattırdın? Benim değil Valide Sultanımızın kararı. Ama benim fikrimi soracak olursan orada bile kalmayı hak etmiyorlar. Yerleri bu saray değil. Ama sen onlara itibar ediyorsun. Benim yüzüme bile bakmazken hatunu gördüğünde yüzünde güller açıyor. Mehmet'le alakadar olman gerekirken onun oğluyla meşgul oluyorsun. Bundan tabii ne var? Mehmet gibi Osman da benim evladım. Hayır değil. Senin evladın, veliahtın burada. Demek veliahtın burada. Demek Mehmet'le alakadar olmam lazım, öyle mi?
Bak gör şimdi nasıl alakadar oluyorum. Bak gör. İbrahim! Mehmet! Oğlum Mehmet! Süleyman bir şey yap! Hemen ekin başına götürmemiz lazım. Çabuk! Çabuk! Ne yaptın sen? Baba Ali'den ben... Ben Turan öyle söyleyince kan beynime sıçradı. Ben ne yaptığımı bilmiyorum validem. Ben ne yaptım? İbrahim! İbrahim dur, nereye gidiyorsun? Ne söyledin oğluma? Ne yedin? Yemin ederim ben bir şey söylemedim. Bir de yemin ediyor. Yıkıl karşımdan! Yıkıl! Sultanım. Sultanım. Allah'ım ne günleri kaldık. İbrahim bekle beni. İbrahim. İbrahim dur dedim sana. Geçti İbrahim, geçti. Tamam. Geçti, bak ben buradayım. Nevrim döndü Atike. Ben bilemedim ne yaptığımı. Yoksa yapar mıydım hiç öyle? Biliyorum İbrahim, yapmazsın. Biliyorum. Ben halledeceğim bu meseleyi. İbrahim. İbrahim. Ne yapıyorsun sen? Mehmet senin oğlun. Öz evladın. Nasıl fırlatırsın? Ya bir yerine bir şey olduysa? Validem, üzerine gitmeyin. Zaten yeterince üzgün. Hem bu Turhan'ın marifeti. Bilerek yapıyor. Kardeşimi kışkırtmak için. Ne diyor da kışkırtıyor? Osman onun oğlu değilmiş. Mehmet dururken neden Osman'ı seviyormuş? Hatta Osman'ın bu saraydan kovulması gerekirmiş. Bu ne hadsizlik? Evet. Osman meşru şehzade değil. Öyle ulu orta dolaşamaz. Onu kastetmiştir Turan. Halidem onun ne haddine? Osman kim ne derse desin bir şehzade. Ve bunu artık herkes kabul edecek. Başta da siz. Öyle değil mi İbrahim? Ne demek oluyor bu? Osman benim oğlum. Siz kabul etseniz de, etmeseniz de hakikat bu. Ve ben yarın bunu ilan edeceğim. Osman'ım Velayet Şehzade olacak. Böyle bir şey mümkün değil. Asla izin vermem. Yine başımıza iş açma. Ulema ne der? Ahali ne der? Asla kabul etmezler. Bunu her şeye bir kılıf uyduran siz mi söylüyorsunuz validem? Atike sen sus. Bunlar senin akılların biliyorum. Validem, Osman sizin torununuz. Siz sevginizi esirgiyorsunuz. Bırakın biz sahip çıkalım. Gel. Vay benim Osman'ım. Şehzadem. Aslanım benim. Aslan şehzadem. Zarife. Bazı kararlar aldım. Sen de bil istedim. Bundan böyle artık kimsesiz işimi Şirli'ye kapatamayacak. Artık haremde kalacaksınız. Peki aile sultanımız? Ne validem ne de bir başkası. Kimse karışamaz artık size.
yarın Osman'ımın şehzadem olduğunu ilan edeceğim. Nihayet o gün geldi demek İbrahim. Bana dünyaları bağışladın. Kalbimde, ruhumda senin. Validem. Gecenin bu vakti nereden geliyorsunuz acaba? Çok merak ettim. Yoksa Kemankeş Paşa'nın sarayından mı? Sana izahat mı vereceğim? Sabaha bekleyemeyecek kadar mühim olan bu mesele neymiş merak ettim doğrusu. Zaten bir tevatür dolaşıyor ortalıkta. Siz de fırsat veriyorsunuz. Ne demek istiyorsun sen? Paşa'nın size karşı olan derin muhabbetinden bahsediyorum validem. Yasak hislerinden. Sen de inandın mı bunlara? O gafilleri cezalandırıp hadlerini bildireceğin yerde bir de beni itham ediyorsun. Ben tabii böyle alçakça bir suçlamaya itibar etmedim. Etmem. Ben sadece sizi ikaz ediyorum. Bu benim kulağıma geldiyse hünkâr kardeşim de öğrenebilir. Malum böyle bir şeyin şüphesi dahi ölüm getirir. Hünkârım. Bugün Divan-ı Hümayun'da alınan kararlar hünkârım. Nedir bu Venedik meselesi? Pek mühim bir mesele değil. Siyasi bir teferruat. Tez vakitte halledeceğiz. Şehzade Osman'ı takdim edecekmişsiniz diye işittim. Validen mi gönderdi seni Kemankeş? Ama boşuna nefesini tüketme. Kararım kati. Hünkârım bağışlayın. Fakat geç kaldınız. Pek münasip olmaz. Neymiş münasip olmayan? Osman benim evladım. Elbette hak ettiği itibarı görecek. 4 yaşına geldiler hünkârım. Haremde dahi kaydı olmayan bir çocuğu şehzadeniz olarak ilan ederseniz buna kimse inanmaz. Hadlerine mi düşmüş? İnanmayan olursa gider alırsın kellesini. Hünkârım, mevzu bahis olan hanedanı Ali Osman. Soydan kimse şüphe etmemeli. Aksi takdirde nizam-ı alem bozulur. Kaidelere riayet etmek mecburiyetindeyiz. Kaideler öyle mi? Validem, bu devleti hangi kaidelere dayanarak yönetiyor Kemankeş? Hı? Saltanat naibesi bile değil. Lakin tüm kararları o alıyor. Seni bile o idare ediyor. Demek ki neymiş? Kaideler İstenildiği zaman çiğnenebilirmiş, değil mi? He? İşitmedin. Âlâ.